Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar kültür ve medeniyetimize yön verenler dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle pdf'imizi ekranda durdurup soruları kendiniz çözün, akabinde soruların doğru cevaplarını vereceğim. Soru 1. Milli mücadele döneminde Yahya Kemal'in milli mücadelenin örgütlenmesindeki etkilerini yazınız. Soru 2. Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir lider yapan özellikler nelerdir? Soru 3. Şahin Bey'in milli mücadeleye katkıları nelerdir? Soru 4. Sütçü İmam'ın milli mücadele döneminde yaptığı kahramanlık nedir? Soru 5. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihindeki başarıları nelerdir? Soru 6. Milli mücadelenin hazırlık aşamasındaki önemli genelge ve kongreler sırasıyla nelerdir? 7. sorumuz. Safiye Ayla'nın ülkemize katkıları nelerdir? Soru 8. Cumhuriyet kadınları kimlerdir? Açıklayınız. Soru 9. Cumhuriyet dönemi mimarları kimlerdir? Ve son sorumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk mimarı kimdir? Sizler sorularınızı cevaplandırın. Şimdi doğru cevapları vermeye başlıyoruz. Birinci sorumuz. Milli mücadele döneminde Yahya Kemal'in milli mücadelenin örgütlenmesindeki etkileri yazınız. Ne diyebiliriz? Gerek derslerinde gerekse çeşitli mahvillerde yani ortamlarda yaptığı sohbetlerde köklü bir tarih şuuru içerisinde milli hareketi Yahya Kemal desteklemiştir ve çevresinde bulunanlarda milli bir heyecan uyandırmıştır. Yahya Kemal bizim için yeninin ve milli olanın bayrağıydı. O yaptığı sohbetlerde, konuşmalarda ileride milli mücadelenin ve Atatürkçülüğün bayraktarlığını yapacak olan birçok isme ...müspet tesirler etmiştir, olumlu katkılar sunmuştur Yahya Kemal. İkinci sorumuz, Atatürk'ü büyük bir lider yapan özellikler nelerdir? Elbette pek çok özelliği var ama Atatürk'ün dönüşümcü liderlik özellik özellikleri... ...Mustafa Kemal'in Liderlik Sırları adlı kitapta güvenilir olma, kendine güvenme... ...karşısındakini dinleme, soyut düşünebilme yeteneği, dayatmacı olmama, esnek olma, esprili olma fedakar olma ve gerçekçi olma şeklinde sıralanmıştır. İşte tüm bu olumlu düşüncelerle Atatürk büyük bir lider olmuştur. Üçüncü sorumuz, Şahin Bey'in milli mücadeleye katkıları nelerdir? Şahin Bey, Kilis, Gaziantep yolunun savunmasını üstlenerek Antep'in savunmasına katkı sağlamak için milis güçlerini organize ederek Antep savunması kapsamında 1920 yılı başlarından itibaren Fransız güçlerine karşı mücadele başlatmıştır diyeceğiz. Antep özellikle Şahin Bey'in savunmasıyla Gazi Antep olmuştur. Fransızlardan kurtarılmıştır. Dördüncü sorumuz, Sütçü İmam'ın milli mücadele döneminde yaptığı kahramanlık nedir? 31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu Sütçü İmam atmıştır. Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketini Sütçü İmam başlatmıştır. Sütçü İmam Bertiz bölgesinde Yüzbaşı Muharrem Beyazıt Komutası'ndaki birliğin hazırlıklarına katılmış. Olaydan sonra Sütçü İmam ev ev aranmış ancak hiç kimse nerede olduğu bilgisini vermemiştir. Yani Maraş'ı kurtaran, Kahraman Maraş yapan Sütçü İmam'dır. Beşinci sorumuz. Atatürk'ün Türk tarihindeki başarıları nelerdir? En önemli savaşlarından bahsedelim. 23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı'nı yönetti. 19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı verildi. 26 Ağustos 1922 Kocatepe'den büyük taarruzu yönetti. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da başkomutanlık meydan savaşını kazandı ve 8 Eylül 1922 İzmir'i düşmandan kurtardı. Altın sorumuz milli mücadelenin hazırlık aşamasındaki önemli genelge ve kongreler sırasıyla nelerdir? 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Samsun'a çıktı biliyorsunuz. Samsun ve havza'daki çalışmaları Mustafa Kemal Samsun'a geldikten sonra hemen çalışmaları başlıyor. Amasya genelgesini yayınlıyor, Erzurum kongresini topluyor, Balıkesir kongresi, Sivas kongresi, Batı Anadolu kongreleri. İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti Kongresi ve Balıkesir Kongreleri şeklinde sıralayabiliriz. Safiye Ayla'nın ülkemize katkıları nelerdir? 14 Temmuz 1907 tarihinde dünyaya gelen Safiye Ayla, tıpkı Sabiha Gökçen gibi Atatürk'ün manevi kızıdır. Atatürk'ü dinlemekten en çok keyif aldığı isim olan Ayla, sesi ve yorumuyla Türk müziğine ayrı bir soluk getirmiştir. Aynı zamanda yaptığı sayısız besteyle müziğimizin dünyada tanıtılmasına ve tanınmasına katkıda bulunmuştur Safiye Ayla. 8. sorumuz Cumhuriyet kadınları kimlerdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağoğlu, ilk kadın doktoru Safiye Ali, ilk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçısı Semiha Es, ilk kadın arkeolog Jale İnan, ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale, ilk kadın hakem Lale Orta, İlk kadın bakan Türkan Akyol, ilk kadın emniyet müdürü Feriha Saner diye sıralayabiliriz. 9. sorumuz Cumhuriyet dönemi mimarları kimlerdir? Mimar Kemalettin, Ali Talat Bey, Vedat Tek, Mimar Muzaffer ve Arif Hikmet Koyunoğlu gibi isimlerle özdeşleşen ve yaygın ifadeyle birinci ulusal mimarlık dönemi olarak nitelendirilen bu akımın tesirleri Yüzyılın ikinci çeyreğine kadar sürmüştür. İlk mimarlarımızda bunlar olmuştur. Son sorumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk mimarı kimdir? Mehmet Vedat Tek, Türk mimar. 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınmakta ve birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın Mimar Kelam Kemalettin Bey ile birlikte en önde gelen iki isminden biridir. Türkiye'nin formal eğitim görmüş ilk Türk mimarı olarak Mehmet Vedat Tek bilinmektedir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Tüm derslerinizde ve sınavlarınızda hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.